Sonra görüşme yapacağım bu kişinin profiline bakarım. Sonuç odaklı mı, süreç odaklı mı? İmalı mı konuşur, direkt mi konuşur? İyimser midir, karamsar mıdır? Beden dilini yer çekimine paralel kullanmayı mı tercih eder yoksa yer çekimine aykırı mı? Ayakları yerden kesilmiş gibi midir? Nasıl bakar? Gözünü delip geçecek kadar direkt mi yoksa kaçamak kaçamak kesik kesik mi? Görsel midir, dokunsal mıdır yoksa işitsel midir? Hızlı mı konuşur, tane tane mi? Ses tonu çocuklar gibi böyle inişli çıkışlı mıdır yoksa eyleme geçirecek bir tonda mıdır? Yoksa konuştuğunda kendini bir terapideymiş gibi mi hissedersin? İletişim tarzı nasıldır? Çocuk mu, erişkin mi yoksa ebeveyn mi? Minimalı cümlelerini mi çok kullanır? Zaten cevabını çoktan verdiği soruları mı sorar? Yoksa hiçbir şeyden emin değilmiş gibi mi konuşur? Sabahçı mıdır, öğlenci midir? Kısa cümleler mi kurar yoksa uzun uzun cümleler mi? Geçmiş konuşmaları hatırladığında değer sözcüklerini, değersizlik inançlarını ve korkularını duyabildin mi mesela? Bir önceki videolarımda demiştim ya, söylenmeyeni de dinlemeliyiz diye. İşte tam bu aşamalarda çok işe yarıyor. Kimlerle iyi anlaşır? Kimlere laf sokar? Bir toplantıda varlığıyla yokluğu bir midir? Yoksa olmadığında aranır mı? Ve bunun gibi bilgileri aklımızdan geçiriyoruz. Hazırlığımızı yapıyor ve öyle başlıyoruz paylaşmaya. Eğer dönüşüm çalışmaları yapacaksak ve ilk defa görüşeceksek ise tanışma aşamasında tüm bu dediklerime dikkat ediyoruz. Peki bu hazırlığı niye yapıyoruz? Tabii ki uyum yakalamak için, etiketlemek, yargılamak için değil. Ancak sakın ola uyum yakalayacağım diye kendinden taviz vermeye başlama. Hayır diyebilen ve sosyal davranışları kuralları çerçevesinde sınır koyabilen insan sayılır da, sevilir de, güvenilir de. Güçlü kişilikli biri olmalı ve ilk izlenimde bu yönde iz bırakmalıyız. İlk izlenim için ikinci şansımızın olmadığını hep hatırlamalıyız. Ben birebir veya grup görüşmelerimde tüm bu hazırlıkları yaptığım gibi kurumsal güçlendirme danışmanı olarak hizmet verdiğim kurumlarda da ayrıca masa düzenleri, yemekhane, üretim alanı, organizasyonel yapı ve organizasyonel davranışı gözlemlerim. Hatta telefonların çalma sıklığı, koridorlarda yürüme hızları bile benim için gösterge olabilir. Örneğin mavi yaka, beyaz yaka ayrımı var mı? Var ise eğer yemekhaneler ayrı mı?